Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber tepsi kebabı yapacağız. Tepsi kebabımız için şöyle 700 gram kadar orta yağlı kıymamız var. Yarım demet maydanoz, 1 adet büyük boy soğan, 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve şöyle sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı hemen göstereyim arkadaşlar. Benim sarımsaklarım biraz küçük dişli, o yüzden 5-6 adet kullanacağım. Ama büyük dişli sarımsak kullanırsanız 3-4 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Yine 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Evet, şimdi de sebzelerimizi rondodan geçirelim. Arkadaşlar, sebzelerimizi suyunu çıkarıp püre haline getirmeden biraz iri olacak şekilde rondomuzdan geçirelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kıvamımız şöyle olacak. Yani suyunu çıkarmadan iri tanecikler. Evet, rondodan geçirdiğimiz sebzelerimizi yoğurma kabımızın içerisine aldık. Şimdi kıymamızı da ilave edelim. Ardından karabiberimizi ve tuzumuzu da ilave edelim. Kasemin içerisine aldım. Ben tamamını kullanacağım. Yine tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tepsi kebabımızın harcını böyle bir 5 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Yani birbirine geçip güzelce özleşecek. Evet, tepsi kebabımızı pişirmek için şöyle yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Tepsimin içerisine bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Ve şöyle elimizle salçamızı tepsimize bir yayalım. Arkadaşlar, bu işlemi yemeğimize lezzet vermesi için yapıyoruz. Üzerindeki kıymamız da eriyince salçayla buluşup muhteşem bir lezzet olacak. Evet. Evet. Harcımı da tepsimin içerisine aldım. Şimdi şöyle elimizle bastıra bastıra tepsimize yerleştireceğiz harcımızı. Evet, tepsi kebabımızı güzelce düzledik. Arkadaşlar, tamamen düzgün olmasına özen gösterelim. Arkadaşlar, tepsi kebabımız çok kalın olmayacak. Eğer kalın olursa içi pişmez. Şöyle bir parmak kalınlığında olması yeterli. Evet. Evet, şimdi bir bıçakla tepsi kebabımızı keserek şekil veriyoruz. Evet, şimdi de tepsi kebabımızı domates ve biberle süsleyelim. Şöyle domateslerimi yarım ay şeklinde kestim. Şöyle baş kısımlarına yerleştiriyorum. Arkadaşlar, siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Her dilime birer tane domates.
Evet. Şöyle orta kısmına da bir tane büyük halka domates yerleştirdim. Evet, şöyle biberlerimin sivri kısımlarını, yani uç kısımlarını da kestim. Şimdi onları da yerleştirelim bir de. Evet, tepsi kebabımızı süsledik. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle tepsi kebabımızın üzerine dökmek için salçalı su hazırlayacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu biber salçası. Ve bir tatlı kaşığı yine dolu dolu domates salçası kullanacağız. Ve şöyle üzerine çok az yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Bir su bardağı kadar da ılık su. Biraz su ilave ettikten sonra salçamızı eritelim. Daha sonra kalan suyumuzu ilave edelim. Evet, kalan suyumuzu da ilave edelim. Sosumuz da hazır. Evet, şimdi de sosumuzu yemeğimizin üzerine, tepsi kebabımızın üzerine dökelim. Evet, tepsi kebabımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet, tepsi kebabımız fırından çıktı. 220 derecelik fırınımızda yaklaşık bir 40 dakika kadar pişirdik. Muhteşem kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.